Modern sanat yalnızca sanatçıyı değil, kendimizi de anlamamızı sağlar. Bu videonun adı Sanat ve Kimlik. Bu temayı 3 eseri inceleyerek ele alacağız. ...1929'daki evliliklerinden beri Diego Rivera ve Frida Kahlo, Meksika'nın en bilinen çifti olmuştu. Diego, büyük duvar resimleriyle ünlü bir ressamken, Frida ise Diego'nun karısı olarak ünlenen bir ressamdı. Ama 1938'de Frida'nın resimleri de dikkat çekmeye başladı. Böylece Frida yurt dışına ilk yalnız seyahatini gerçekleştirdi. Paris ve Londra'da ilk solo şovlarını yaptı. Tarzı eşsizdi. Meksika halk kültürü mü, sürrealizm mi? Kendisine sorulduğunda Frida basitçe şu cevap verir. Ben kendi gerçekliğimi resmediyorum. Picasso Frida'ya küpe hediye eder. Louvre Müzesi bir resmini satın alır. İki şovu da başarılı olur. Frida eve döner, kocası Diego Rivera'dan boşanır ve kesilmiş saçlı otoportre resmini yapar. Onun sanatı hayatında olanlara verdiği bir tepkiydi. Bunların bazen onun için zor süreçler olduğunu tahmin edebiliyorum. Sanatsal süreçlerini bir tür çıkış noktası olarak kullandı. Aşkı Diego Rivera ile evlenir ve bu resmi yapar. Sadece eski bayan Rivera olmamaya kararlıdır. Diego, Frida'nın uzun saçlarını ve renkli elbiselerini severdi. Frida da her ikisinin de olmadığı haliyle resmetti. Bir elinde bir makas ve diğer elinde bir parça saç ile bir sandalyede oturuyor. Bir sanatçı olarak kendisiyle ilgili pek çok şey gösteriyor gibi. Herkesin gitmek istemeyeceği o noktalara gitmeye istekli görünüyor. 1940 yılında Frida kendini işte böyle görüyordu. 1993'te Glenn Ligon 10 arkadaşına onu nasıl gördüklerini sordu. Ligon arkadaşlarını şu şekilde yönlendirdi. Düşünün ki ben kayboldum. Beni kayıp biri olarak nasıl tarif ederdiniz? Doğrudan konuya girin. En önemli detayları nedir? Söyleyin. İşte arkadaşlarının söyledikleri. Siyahi bir adam, 1.72 boyunda, çok kısa saçlı, neredeyse tamamen tıraşlı, geniş yapılı, 70-75 kilo civarında, orta tenli, yıpranmış mavi kot pantolon giyer, güzel gözlükler, çorap giymiyor. Bakarsanız bilgiler benim hakkımda ama aynı zamanda da benim hakkımda değil. Ligon bu bilgileri alıyor ve onları 19. yüzyıl köle görsellerinin altına koyuyor. Buna kaçaklar ismini veriyor. Seri 10 baskıdan oluşuyor. Aslında bunu yapmaktaki amaç kölelik ve onun etrafında şekillenen dilin günümüzde hala bizim hayatımızın bir parçası olduğunu göstermekti. Bunlar gerçek ilanlara içerik ve görsel anlamında çok benziyorlardı. Bizler her zaman köleliğin geçmişte kaldığını ve toplum olarak bunu açtığımızı düşünüyoruz. Sanki kölelik bitmiş gibi ama hala etkilerini hissedebiliyoruz. İşte bu da kimliğin halen geçmiş tarafından şekillendiğinin bir göstergesi. Öte yandan Marilyn Monroe'nun kimliği ise toplum tarafından şekillenmişti. 1953'te Amerika onu işte böyle görüyordu. Bu Niagara filmi için çekilen tanıtım fotoğraflarından biriydi. Kendisi yaşayan en ünlü insanlardan biri olmak üzereydi. 10 yıl sonra aşırı dozda uyuşturucu tüketiminden dolayı hayatını kaybetti. Ölümünden birkaç ay sonra Andy Warhol bu tanıtım fotoğrafını aldı ve bu resmi yarattı. Bildiğimiz anlamdaki tabloid kültürü 1950'lerde yok olmaya başlamıştı. Amerikan toplumu artık bununla tatmin olmuyordu. Artık böyle şeyler istiyorlardı. Monroe'nun ölümünden sonra herkes onun hikayesini anlatmaya çalışıyordu ya da en kusursuz tablosunu çizmeye. Gerçekte kimdi o? Kim gerçeği bilmek istiyor? Şov dünyasının işi bu. Önemli olan senin kim olduğun değil, onların senin kim olduğunu düşündüğü. Warhol meşhur tanıtım fotoğrafını alıyor ve bunu yaratıyor. Bir fotoğrafın serigrafisini, bir reprodüksiyonun reprodüksiyonunu. Hem de altın rengi üzerine. Yapayın nerede bittiğini ve gerçeğin nerede başladığını bilmiyorum. Burada Warhol'un kusursuz Marilyn portresi, tabloidler ve toplum bir arada. 1962'de Amerika Marilyn Monroe'yu nasıl görüyordu? 1963'te Glenn Ligon'un arkadaşları onu nasıl görüyordu? Ve 1938'de Frida Kahlo kendini nasıl görüyordu?